Merhaba, bu programdaki konuğumuz Türk sinemasına 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda imzasını atmış, hala da atmaya devam eden başarılı oyuncularımızdan Tanju Koray. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim sizler. Sizi görünce çok çok iyi oluyoruz. Evet. 1966. Perde dergisi yarışmamıştı. 3 tane fotoğraf gönderdim demiştiniz bana. 3 veya 4, evet. Değil mi yani? Ve Murat Soydan'la birlikte, evet, birinci oldu. Murat Soydan'la birlikte. Evet, sinemaya hoş geldiniz. İlk arkadaşım. Öyle mi? Tabii benim bir anım var, hep anlatırım onu. Taksim Belediye Kaçınası'na gittiğimiz zaman herkes dedi ki, abi sen birinci olacaksın. Oyumuz sana, hepimizin var. İşte orada bir garsonlar, çalışanlar, orada meraklılar bana. Ben de bir havalandım, 22 yaşındayım. Şöyle kulise girdim. Baktım. Böyle duvara yaslanmış heykel gibi bir adam var. İşin çok zor Tanju Koray. Murat birinci oldu, ben ikinci oldum o yarışmada. O çok güzel. Ve sinemamız çok iyi oyuncular kazandı o yarışmanın sayesinde. İlk filmimiz Eşkıya. Eşkıya. Sibel Göksel'in geçektiğimiz Eşkıya. 1966. O filmde Eşkıya kimdi? Ben değildim. Sibel Hanım mı? İlginç bir konusu var. Sibel, o filmde Sibel Hanım eşkıya görevini alıyor. Kadın eşkıya herhalde ilk örneklerindendir yani. Tahmin ediyorum, evet. Ama çok sene geçti, 66'dan. 37 sene geçti. Yani ben hikayeyi yazdığımdan da hatırlamıyorum açıkçası. Siz benden daha iyi biliyorsunuz mutlaka hikayeyi. Estağfurullah. Biz sizleri çok seviyoruz. Çok iyi araştırma. Aha, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Büyük saygı duyuyorum size. Çok teşekkür ederim. Yani benim hatırlamadığım veya artık flu haline gelmiş birçok şey sizin ağzınızdan dökülüyor. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Sizler o kadar güzel sevgi verdiniz ki Türk sineması ilerisi sizleri unutmak mümkün değil ki. Hiç aklınızdan çıkmıyorsunuz. Daha sonra Yiğer Koçyiğit'le birlikte Seni Affedemem diye bir filmde oynadınız. Burada Jön Premiyesiniz. Yani çift yönlü bir filmdi. Evet. Romantik bir film. Tabii Cüneyt Bey'in çok iyi olduğu yıllar. Çok popüler. Çok popüler yani. Popülerliğe ilk adım attığı çok parlak günler. Sanki ondan sonra böyle kırılmış gibi İzmir'e doğru gittiniz diye duyduk. Evet, doğru. Bir ara verdiniz. Ara değil, ben kesin bırakmıştım o işi. O filmi çektikten sonra neydi, ben sinemayı bırakmaya karar verdim. Bırakmayayım kendimi. Yani o filmdeki rolümü sevmedim. Yani kendimle özleştiremedim. Yanlış bir rol dedim. Belki onun kırgınlığıdır. Sette bir takım olaylar olmuştu. Belki o beni kırmıştı. Yani, o da olmuş olabilir. Ama o zaman biz muhalefet... Ben eski bir sporcuyum yani. Ben yıllarca spor yaptım. Galatasaray'ın formasını giymiş bir insanım ben. Zaten Galatasaray'ın. Tabii o böyle çok aktif bir sahnede. Böyle çok tatsızca olay olmuştu. Ben bunu kendime edememiştim ve arkadaşlar bu işi yapma. İzmir'e git. Ben İstanbulluyum da. Ama öyle bir yıldan sonra ailem İzmir'e yerleşmişti. Orada bir iş yapmaya karar ettim. Ve ondan sonra Muhalle Hanım'a çok teşekkür etmemiz lazım. Sizi İzmir'den bulup gel bakalım ya, buralara dedi, değil mi? Rahmetli Muhalle Hanım'ı yine rahmetli olan koordinatörü Emel Hanım. Telefon açtı bana. Tanju'cum seni yarın sabah bekliyorum dedi. Ben ikinci filmi de, yani bıraktığım filmi de Efes filme çekmiştim. Yarın sabah seni burada bekliyorum. Ben zaten Duygu Sayıroğlu'nun filmleri de var. Evet. Yönetmenliği yaptı. Duygu Bey de gerçekten, evet, çok iyi yönetmen. Devamı geldi. O da bizim okuldan Galatasaray. Evet, o da Galatasaray. Abimizi. Evet. Ben bu işi bıraktım dedim. Hayır dedi, ben seni yarın sabah Acı Badem'de şu adrese bekliyorum dedi. Türkan Hanım'la, Türkan Şoray Hanım kendiyle. Ekrem Bora. Ekrem Bora.
her zaman kalbindesin diye bir film çektiniz. O gün telefon geldi. Ben ertesi sabah kendimi sette buldum. Ne güzel, iyi ki bulmuşsunuz. Muhalle Hanım'a neler için gelsin, şükran borçluyuz. Bu filmle ilgili hatırladığınız farklı fikirler gibi oldu. Her zaman kalbindesin. Anılarınızı biraz silkeleyelim mi? Var. Bir anım var orada. Hatta şu bıyıklarımı da o filme borçluyum belki. Ben bıyıksızım o filmde. Kalbindesin. Evet. Şimdi işte Türkan Hanım'ın yardımcısı bir galiba. Çıkınca dedi ki bana. Ya Türkan Hanım diyor ki dedi. Tanju Koya bıyık bıraksın. Bu çocuğu yakalayamazlar. Diyor dedi bana. Benim yaza sinemacı geçirdi. Nasıl belli oluyor değil mi? Kokuyu alıyor. Yani. Ama bunu söyledim mi söylemedim bilemiyorum. Mutlaka söylemiştik çünkü yardımcısının ağzından duyuyorum ben bunu. Hemen ben o filmden sonra bıyık bırakmaya başladım ve... Çok iyi yetmişsiniz. Daha sonra Yanık Kalpler diye bir film daha çevirdiniz. Juan Premier'lik sanki ondan sonra noktalandı sizin için. Ve gerçekten çok başarılı olduğunuz bir oyun kulvarına doğru adım attınız. Kamalı Zeybe'nin intikamı, Tijen Park ve evet. Sizsiniz. Evet. Efeli filmler başladı. Evet. Daha sonra çok efeli filmleriniz olacak size. Çok da başarılı oldunuz. Ve bu filmde efelikten sonra bir tarihi kahramanın filminde daha oynadınız. Tarkan. Tarkan. Tark Tirehan. Tark Tirehan. Nedendir? Ya biz Tarkan diye başladık bu filmden. Evet. Fakat sanıyorum ki, sanıyorum değil yani gerçek bu. Sezgin Burak Bey'e telif hakkı ödenmediği için firma ve Sezgin Burak arasında bir ihtilaf oldu. Sanıyorum bu da mahkemelik oldular zannediyorum. Bu konu mahkemelik oldu. Dolayısıyla işte bir afiş oyunu yapıldı. Tarhak, Kire, Han. Bizim sinemamızın güzelliği de burada. Her şeyi çok iyi kılıp bulunabiliyor. Belki de yaşamak için mecburdu sinemamız. Çok film üretilmek zorundaydı. Konu sıkıntıları vardı. İşte para telif hakları çok ağır geliyordu. O dönemin şartlarına göre eleştirmek değil bu. En büyük ama olay gerekiyordu. Bana göre. Eğer yanılmıyorsam tabii çok geçmişte kaldı bu işle. O birinci, ikinci ayak meselesi vardı. Şimdi bazı firmalar, 8-10 tane firma birinci ayağı filmlerini sokarlardı. Dolayısıyla bir film 10 sinemada birden oynardı bir haftada. O birinci ayağa giremeyenler ise sadece ve sadece tek sinemada veya iki sinemada. Ancak mesela vizyon bulabilirlerdi. Sayısı azaldığı tabii, için azaldı. Taşra'da sıkı oynamak zorunda. Dolayısıyla işte büyükler ne yapıyor onu takip edelim. Yahut işte prodüksiyon nasıl ucuza mal edebiliriz gibi takım hesaplara girmek zorunda kalırlardı. Yani o zaman adaletli bir denge olsaydı belki bunlara kadar uzanmayacaktı. Evet, ama sizin macera filmleriniz devam ediyor. Dev Adam diye bir film daha çektiniz. Evet. Nebahat Çelebi. Ajansınız. Biz Stajlı Koyun'u ajan olarak görmeye başladık. Artık tamam geliyor. Biliyorsunuz her şeyi. Sizi bilmemek mümkün mü? Heyecanla bakıyoruz filmlerde. Gizli ajanımız, polisimiz, kabadayımız geliyor. Sinema yerinden oynamaya başladı. Çok güzel filmler oluyor. Bu arada tekrar bir tarihi film var. Sizin hayatınızın çok önemli bir noktası bu filmle başladı. Ben söylemek istiyorum. Evet. Siz söyleyin. Evet, 28-29 sene bitti. Evet, 29, 1974. 74'te. Bu sene inşallah 30. yılı. Niye mutlu? Ne kadarsa. İşte Hülya'yı tanıdığım filmdir o. Fakat daha önce Hülya'nın zaten dikkatini çekiyordu. İlk sinemaya girdiği yıllarda işte basındaki fotoğraflarından falan. Yani bakıyordum değişik bir tip işte. Düzgün bir insan imajı veriyordu falan. Çok fakat güzel fiziği var, çok hanım evet, bir kadın evet, Hülya'da evet. Hocam. Bir gün yolda gördüm kendisini, yanında uzun boylu falan delikanlı vardı. Ha tamam dedim ya, bunda ne flört falan dedim herhalde. Döndüm baktım, o da bana dönüp baktı aynı anda. Sonra öyle yok ki abisiymiş. Oh. Böyle abileri biz çok seviyoruz değil mi? Gültekin daha sonra evet, tekrar çekildi, bir devamını çektiniz. O kadar tuttu ki o tarihi kişiliğiniz. Abdullah Siyah Kozanoğlu'nun bir eserinden evet, alınmadır. En büyük tarihi roman üstadlarımız. Gültekin Amazon Kızlara Karşı evet, bir film daha çektiniz. Evet, ben şimdi.
Mersin'de değil mi? Orada da Figensay'da oluyorsunuz. Figensay'da Amazonların başı. Aman Allah'ım. Nerede acaba? Çok güzel, çok iyi bir arkadaşım. Figen Hanım, ay keşke bizi duysa da arasa. Hiç adres bulamıyoruz kendisiyle ilgili. Ben de yıllardır görmüyorum. Ne kadar İnşallah iyice yani. Sağlıklıdır. Tabii bu filmler devam ediyor hep bir şekilde. Sizin bir efeli filminiz daha var. Zuhal Aktan'da çektiğiniz Kara Efe. Kara Efe. Halk sizi böyle seviyor. Kısa şortlarla, omuzunuzda pelerin yeleklerle, başınızda... Altında at. At. Evet. Elinizde silah. İzmir'in dağlarında, dağlar bulutlu efem, Kara Efe de burada. Çok güzel filmlerdi. Bizleri çok keyif veriyorsunuz o filmlerde. At binmek biraz zordur ama sizde daha öncelerden başlayan bir... Evet. Benim çok gençken, yani Çeşme'de, gençlik yıllarımda Naciye'm vardı. Hep onu derim, Naciye'm vardı. Atamın ismi Naciye. İyi ki gece falan sayıklamıyorsun. Hülya Hanım diyecek ki kim bu Naciye? O zaman saati 10 lira. 10 lira saatini kira vererek saatlerce ata binerdim Çeşme'de. Bir şort, yan ayak. Bütün biletlerin yarı olduğunu hiç unutmuyorum ama çok zevk alarak atabilirim. Her becerinin bir senaristi var. Bakın sinemada da size ne kadar bu rollerde faydası oldu yani. Ya. Daha evvel spor yapmış olmam da faydası oldu. Tabii, muhakkak. Yani. Galatasaray forması giydim, bu arada bunu söyleyeyim yani. Tabii voleybolda, okul takımının kalesiydi. Zaten fizik olarak da sporcu bir yapıya sahip olduğunuz için sizi bu rollere otomatikman fiziğiniz de çekti. Biraz tabii onun faydasını gördüm, eskiler yapmış olmuş. Mesela bugün bende Yağına Sende diye bir filmimiz var. Evet. İnanılmayacak sahnelere haizdir. Türk sinemasında böyle sahneler dublörsüz, korumasız çekilmesi çok zordu. Bursa Uludağ'da TRP'lik üzerinde bir kavga sahnesi. Tabii ki. Ben ve Atilla Ergün, rahmetli Atilla Ergün, çok aziz kardeşim Atilla Ergün çektik biz bu sahneyi. Kelle koltukta. Gerçekten. Giden TRP'lik üzerinde bize imza aldılar. Dengesi yoktur yani. Hayır, hele o direkt yanından geçerken öyle bir sallıyor ki. Aşağı düşer. Tabii. Biz bu sahneyi çektik ve hatta sahnenin sonunda Atilla'nın burnu kırıldı ama perona girdik. Peron değil mi? Peron. Perona girdiğimizde bir kaçması falan aşağı atacak ben. Arkasına atlayacağım ve kavga devam edecek karların içerisinde düştü ve burnunu kırdı Atilla. Pardon, bileğini kırdı. Ne zorluklar içerisinde çekiyoruz bizler. Ve bunları filmin son iş günlerinde çekeceğiz. Tarkan'da bileğim kırıldı, bakın Deniz Bey. Önercisi o. Bileğimiz kırıldı. Asla bilmiyorum, atın üzerine kahve için öyle bir at. Ve yemek paylaşımda ben ata biniyorum. Yarış atı. Ama yarışlardan çekilmiş bir at. Bir yıllık falan çekilmişliği var. Atı çok sevdim, ata biniyorum dakikalarca. Ama öğleden sonra bileğimi kırdım ben. Çok kötü bir araziydi, koşturduğumuz arazi. Ama hep son günleri çekilir. Hep son günleri çekilir. Evet. Aktör ölürse film kalmasın. Oyuncu ölürse Allah korusun. Tabii ya, film kalmasın. Tabii bu arada siz bu macera filmlerini çekerken araya bir tane de bir şarkıcı filmi sıkıştırıyor. Gönül Akkor. Gönül Hanım da biliyor musun Ses dergisinin yarışmalarına katılmıştır. Evet, bilmiyorum. Tabii fotoğrafları çıkmıştır. Finale kalmış, finale kalıp ana finale getirilmiştir. Nasıl olur o kadar evet, güzel bir... Evet, evet, yani çok ilginç. Evet. Bu kadar güzel sesli, bu kadar güzel yüzlü bir şarkıcımız ses yarışmasında finaller arasındaydı. Onunla böyle bir şarkıcılığı, romantik güzeli bir arada bir gene merhaba dediniz. Evet. İlk yere kalın keşfetti beni. Yani bu yetkili adamlar da romantik bir yön olabilirmiş demek ki. İlk Bey'in keşfetmedi sanatçı kadın. Sinemamızın en çok film çeker. Aşk filmlerinin okunu var yönetmeni. Filmlere isim konmuş vaziyette. Daha sonra Kralkin diye bir filmle müthiş bir serüven filmi serisine başladınız. Çıkış filmidir o demekler. Evet. Çok şey tatmıştı bana o film. Hemen akabinde isimli filmlerimiz var. Bomba Ahmet, Donanma Kamil, Koçum Ali, Koreli Kemal. Ya ne kadar hoş isimler. Bunlar öyle canlı tiplerdi ki. Bomba Ahmet'te Ülkü Özen görüyor. Bir benzer kişilik var, ondan ayrılmaya çabalıyorsunuz. Donanma Kamil'de ki sizin çok tutan çok tutan bir evet. Oynadınız. Koreli Kemal'le ilgili bir anınız var sizin. Şu moto. Şimdi geçmiş yıllarda spor yapıyor ama tabii atabiliyorsun, araba kullanıyorsun.
atlıyorsun, sıkılıyorsun, ne bileyim işte, ama her şeyi yapman imkanı yok yani. Sete gidiyorsunuz, bugün ne yapıyoruz? İşte cross motoru binecek, bineceksiniz o motora. Kafanızı yüklüyorsunuz, yer alıp o işi becereceksiniz yani. Bir de dublör kullanmak da istemiyorsunuz ki dublör meselesi var yani. Hiç para almadan da bize yardımcı olan arkadaşlarımız vardı. Halen daha vardı oyuncu arkadaşlarımızla. Fakat biz o filmde o cross motorunu kullandık, bindik. O işi becerdik yani. Sinema neler öğretiyor? Evet, evet. Ama bu arada kolumuz kırıldı, bacağımız kırıldı yani. Parmağımız kırıldı, kırık parmakla kavgalar çektik. Film kalmasın diye. Cehenneme dolmuş var diye bir film. Şu parmağım kırık, bakın parmağım kırık, ben bu parmakla filmi bitirdim. Şu fabrikadayız, günlerden pazar. Ertesi gün pazartesi, eğer o gün film bitmez ise bir dahaki haftaya ancak girebiliyoruz fabrikaya. Dolayısıyla ben kırık parmakla kavga sahnesi çektim. Hem çok hareketli bir kavga sahnesi çektim. Siz zaten aksiyon filmlerinde çok başarılıydınız. Biraz da direnç gücünüz de yüksek olduğu için dayanma şansınız var. Yani oraya işte biliyor musun, Türk sinemasında hep böyle sınıflandırırlar. Yani bizi de artık o kulvara ittiler. Neden? Filmlerimiz iş yapıyordu. İşletmeci Tanju Korel'de avantür film çekildiği zaman yapımcı da bizi arıyordu. İşte yani slogan oldu. Cehenneme doğmuş var. Kiraya özürle birlikte çektiniz. Yine bir polis olmuyorsunuz orada. Utanın ulan, bir kişiye dört kişi saldırıyorsunuz. Bana ne oluyor be hemşerim? Bas git işine. Hı? Basıp gitmek mi? Yakışır mı bu bana ya? Sonra ayıp olmaz mı hemşerim? Kendini kabadayı mı sanıyorsun sen? Lan bu mahallede biz adamı yeriz be. Hı, aç karnına mı? Sonra ne yaparsınız? Bildiğin her şeyi yaparız. Şimdi ceryanlar kesildi işte, sigortam atacak. Sigortam atınca ne olur bilir misiniz siz? Ne olurmuş yani? Yürü. Eski futbolculardan kaç kişi kaldı? Yaşarız sencim. Horozum benim. Daha sonra yine çok iddialı bir filminiz daha var. El Kapısı değil. Evet. Hülya Koçyüzü'yle. Evet. Almanya'da çocuğunun hastalığının tedavisi için gidilen. Almanya sorununa ilk parmakla sen filmler kendisi. Birisi, evet. Bu filmle ilgili hatırladınız. Şimdi aklıma geldi. İnanın şimdi aklıma geldi. Rahmetli Orhan abi çekiyor film. Orhan Elmas çekiyor. Ben tabii tek bacakla oynuyorum. Üzerimde şalvara benzeyen bir bol bir pantolon var. İşte bacağımı arkaya bağlamışlar benim. Almanya sokaklarında elimde bastonla Hülya'yı arıyorum. Bacağım sızlamaya başladı. Acı dayanmaz hale geldi. Dayanamadım, bir apartmanın boşluğuna girdim. Kime çözdüm? Pantolonu aşağı indirdim, dayanamadım. Şimdi bacağım bağlı, kan iyice şey yapmış, kan deveranı olmuyor bacakta. Büyük bir sancı yapmaya başladım. Ya çok zor deveran oluyor. O sırada inen insanlar gördüm merdivende. Beni gördüler. Garip bir adam, kafasında kasket, elinde baston, efendim şalvarı aşağı indirilmiş falan. Çok ilginç baktılar bana, tepkileri oldu. Ama nerede şaşırmıştı? Şaşırdılar. Baktılar böyle. Zaten bir anım var, başka ne? Ha, bir anım daha var. Ben bu film teklifini aldığımda şöyle film çekiyordum. Çetin İnanç'la birlikte. İstanbul'a geldim. Erman Film Şatosu'nda görüştük, anlaştık. Tekrar döneceğim, Şile'ye döneceğim. Aman dediler, bir dakika gidemezsin. Niye gidemiyorum? Yarın sabah çek. Hayır dedim ben. Orada ekip bekliyor beni. 40 kişi var. Hayır dedi, kalacaksın dediler bana. Sabah çalışacaksın. Hayır dedim, ben kalamam. Dedim önce orası. Sizlerin beni çağırdınız buraya anlaşmak için. Neyse, Nami Dilbaz, Allah rahmet eylesin. Adana işletmecisi. Tanju'cum dedi, bak dedi, bir daha dedi film Adana'ya girmez filmlerin dedi bana. Eğer bu akşam gidersen dedi. Dedi bana da sigortam attı tabii şimdi artık. Neyse, tatlıya bağlandı her şey. Ertesi sabah ben filmi çektim. Anlaşıldı Çetin İnanç'la. Fakat beni bir de bekliyorlardı, bir de. 12 sıralarında çıktım Mecidiyeköy'ünden. O zaman spor ve araba var altımda.
İki defa devrime tehlikesi geçirdim Şili'ye girene kadar ama saat tam 1'de sete girdim. Sinemaya saygı bu. Evet. Sizlerin sayesinde bu saygıyla sinemamı saygı. İnanın canına oluyor. İki defa devrime tehlikesi geçirdim Şili'ye gidinceye kadar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Niyetinize geldiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinizin hayatı Türk filmleri gibi toz pembe ve mutlu sonlarınız.